Merhaba herkese. Belegar seferine devam. En son ciddi bir hezimet yaşamıştık ama moralleri bozmak yok. Kaldığımız yerden devam. Hezimet yaşamıştık derken e, saldırıyı başarısızlıkla sonuçlandırdık. E, şuraya giden Tobaro'ya saldırdık. Hatta otomatik konuşlandırma bana veriyordu ama ben almadım kendim daha iyi yaparım dedim ve ilk önce nükleer bombanın varlığını unuttum. Ondan sonra kötü bir performans sergiledim. Etrafımı sardılar bilmem ne derken ee, evet, hoş olmadı. Çok kötü bir performanstı. Ee, ya yayınlanmasam mı o bölümü? Bug oldu falan deyip geçsem mi acaba? Neyse efendim, kaldığımız yerden devam ya. Yayınlamamak diye bir şey yok tabii ki. Şurada bir e-mail alalım. var mı bir şey? Yokmuş. Ve... Devam. Okey ben şeyden korkuyordum. İki Tlof beni zayıf yakalamışken şuradan saldırı diye e, korkuyordum ama Margarita'ya doğru yola çıktı. Demin Karkoson Kalesi'ni almak varken talan edip geri çekilmeyi tercih ettiği için şu an tekrar onlarla uğraşmak durumunda. Okey onlara doğru gidiyor gibi görünüyor. Uf, ne kadar da kalabalık yalnız. Belegar olmadan bordularla başa çıkmam biraz zor benim. Ama yani işte bir punduna getirip bir Skaven arabesini alsak güzel olurdu ama işte almadı. Şimdi şuradaki ordumla, küçük ordumla şuraya bir çıkartma yaptılar. Oraya doğru bir e, müdahale etmem mantıklı olabilir. Her ne kadar warlara yeterli olmayacak olsa da bu. Düşüneyim. Sen onlara yetişemiyorsun, yetişemiyorsun. Senin Baraklar'a doğru gitmeni istiyorum artık ya. Artık buralarda savunma yapmaktan bıktım belegarla. Artık bir sal saldırıya geçme zamanı geldi. %17 yürümek kalıyor. Tanrı etmek mantıksız olmayabilir. çok fazla ant altını vermiyormuş. Sen yine de tahmin et. karşı üç muharebe kazandık ve şu görevi yerine getirebiliriz. her şeyi gören gözlerinde Bugman'ın bira imalathanesi bir zamanların en iyi bira imalathanesiydi. Meşhur Bugman'ın birası orada üretilirdi. Hala birkaç fitisi bulunur. Her şey Grobin'in tahkim edilmiş birahaneye gelmesiyle değişti. Bugman'ları esir aldı ve öldürdü ve en kötüsü de biradan içti. Böyle bir vahşet asla affedilemeyecek bir kindir. Gidin ve yeşil derilleri öldürerek bu kanayan yaramıza merhem sürün. Biramızı içmişler öyle bir şey olamaz. Ular tuş kontrol güzel. Barakları alalım. Ee, barakları tamir de edelim. Şurayı da bir türlü geri alamadım ya ona yanarım. Hı, dediğim gibi şu arkadaşlara bir önlem almak şart. Şurada yine bir küçük ordu basmam gerekiyor galiba. Ee, bir dakika. Ha, derinlikler yapacak şeyim var artık. Maddi imkanım var. Evet ya yapmak istiyorum. Şu mekaniği bir görelim artık ya. Mirmidenlere de yapmak isterim aslında ama buraya düz garnizon yapmak ilk bakışta daha mı mantıklı olacak? Dur bakayım. Yüce Kral'ın emrim var bir tane. Fermanım. Ama çok pahalı bir arkadaş. Burası bol bol saldırıya uğrayabilecek bir yer. Ben buraya bir evet garnizon binası yapacağım. Para binası her ne kadar mantıklı olsa da. Tamam. Yok şimdi yapmayacağım. Bir dakika bir dakika. Bor'un ee, bu bunlara yeterli olmayacağına karar vermiştik. Bird'in kendisi var falan. Burada bir ordu yapmam lazım benim. E, hatta şuradaki derinlikler inşaatını da iptal etmem lazım maalesef. O paraya ihtiyacım var. Ya e, bakalım. Uğur kurtarışı, fiziksel direnç, kahramanlar. Bunlar da... Daha... Ama bir ordu daha mantıklı olabilir. Evet, sen gel. Yine bir kahraman yetiştirelim. Matik, içkici... Evet, sen gel. Bunları vaz. Ya demin keşke deminki orduyu ilave etmek zorunda kalmasaydım. Keşke 7 kişi buradan. 10 kişi de buradan. 17 kişi bunlara yeterli mi? Yetmez tabii ki. Ama olduğu kadar. Şöyle bir yavaştan yaklaş sen. Öncelikle bunlarla da savaş Öncelikle Zvorağı almayı isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Aynen buraya şey kuramıyorum. Para binası da kuramıyorum ama. Ha, şu ticari binayı kurulayayım bari şimdilik. Şunu da upgrade etsem mi? Burası da çok kaybedilisi bir yer ama. 200'den 300'e çıkacak. Ha, şimdilik bir dursun o ya. Başka yapabileceğim bir, yer, bir şeyler var mı? Mastenler. Buraya derinlikler yapacağım. Burası geç. Oraya gerek yok. Nemosiye. Aa karakter tanışmışız. Güzel. Her türlü anlaşmaya varım sizinle. Hı -hı. Ya bu arada şey nasıl oluyor? Konferasyon. Bu arada şu anki konferasyon kurmak için gereken toplam halledilmiş. Gares. Ya demin şurada bitirmeden önce... Acaba birini konferasyona katabiliyor muydum ya? Demin kaç garizim vardı ki? Yani 10.000'e 10 yakın varmış. Keşke bir baksaydım ya. Nasıl oluyor bilmiyorum. Daha önce hiç bu yolla konferansa katmadım da doğrusu isterseniz. Herkes giderenlerde bu ekranda yapılacak bir şey yok değil mi sadece ne olduğunu gösteriyor. Jamişe tepona. puanı. şunu istiyorduk. Ben de onu işledik. Liderlik aura boyutuna gerek yok. Keskin nişancı yapalım seni. Sen de bu işle. Bu ustası onu işledi. Şu neydi? Bir kişi etkiliyor. Aşırı yapmaktan bir kişi etkiliyor. Evet. Şunu ikileyelim o yüzden öncelikle. Ee, devam edebiliriz değil mi? I Aa, dur biz şu orduyu bir 20 bilme imkanım var mı? Madenci istemiyorum ya küreselden bir şey basarım fırsat olduğunda. Ha bu arada 500'ü geçtik bir dakika bir dakika bir dakika. O 500'e teknolojide ihtiyacım var mı? Yerel yetiştirme, küresel yetiştirme. Çok işime yarar aslında da. Bak, ben bunları şey harcamak istiyorum karakter rününe şuradaki ana kin rünü veren şeyi almak istiyorum şimdi bu orduda zaten var aynı anda iki tane aynı mortis motoru efekti e, geçerli olmadığı için diğer orduya mı versem mantıklı göründü yeşil delilere karşı işe yarar ama Bir dakika, şu arkadaşa vereyim ya rün daha sağlamdır değerli bir rün, lütfen bir rün, lütfen kaybetme. Milaklihano'ya hastalık bulaştırdı ikit ve kontrol 2 artı 2 aldık o fayda etti. 30 ee, 37 birim yetiştirme şeyini de yaptık. Savaş sence aldık. Ee, önemli değil. Şu nedir? Şu yerleşim yerine karşı bir başarı yerine gerçekleştir. İntikam alan günler şahittir ki oklar bizlere ejder ha sırtı dağlarında iddia ettikleri haklarını hatırlatmaktan keyif du duydular. Ekrund'u nasıl kirlettiklerini ve zenginliğini sömürdüklerini hatırlattılar. Yeter. Geri alınacak kadar cesur yürekli adamlarımız yoksa da içkileriyle uğraşabiliriz. Hadi onlara cüce ilacını tattıralım. Ekrund'a kahraman elimi yapmayacağım. Şimdi iki burada bana karşı saldırıya geçti. Geç bile kaldı. Luchini'ye gidiyor. Sen onlarla savaş halinde değilsin değil mi? Bir ihtimal girmek ister misin? Ha, o zaten Korn'la savaş halindeymiş. Okay. Ama e, iyi haber. Buradakiler geri çekildi. Belegar'ın oraya doğru geldiler. Belegar'la keşke onlara ulaşabilseydim ama yürümem yetmiyor maalesef. Şurayı bir talan edeyim ben. Sonra Karşılarına lök diye çıkmak Ya işte pus vaziyetine Ya bir daha demin gözükmüyordu pus vaziyeti ne oldu abi ya Anlamadım yani Tamam pus vaziyetinde kal onlara gözükme Yaklaşsınlar baraklara doğru Ardından lıkır lıkır alır, alırım onları Tamam Beregar yoluna sağlam bir şekilde devam ediyor denilebilir ya çok uzun sürmeyecek geri almamız karak sekiz Bir saniye şimdi senin belli bir birime verdiğin şey bonusları var. Okçulara bonus veriyorsun. Okçuları zaten geliştirmek isterim ya. Nerede onlar? Minak <laughs> aşıcılar mühimmat veriyor. Ve menzilli gücü de verecek zaten onu üçleyelim. Zırh hız demek menzilli gücü. Önce bir şunu al. Vurması zoru 3 dedik. Ardından yara izli gazi alalım. Aynı şey senin için de geçerli. Okay. Aynen bunlar o tarafa gitmeye karar verdi. Sen de bu tarafa gitmeye karar ver. Marş vaziyetinde mi daha hızlı gidersin? Böyle mi daha hızlı gidersin? Marş vaziyetinde daha hızlı gidiyor gibi. Sen şu orduya katıl. Seninle iki klovu durdurmaya çalışacağız. Nereden gelecek, nasıl yapacak bilmiyorum. Bu arada buradaki hastalık ne yapıyor? Yıpranma, liderlik, büyüme, bina geliri. Oh 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 maşallah. Burada bir tane askeri binam var. Bu eyalete geçsem daha iyi olacak. Gel. Aa iki tane yapabiliyorum. Tamam bir tane yüce savaşçı bir tane minakaşıcı yaptım. Lucini alacak Sartosa'yı da alacak gibi görünüyor ya. Yapacak bir şey yok. Buradan daha fazla orduyu da aşağı indiriyor. Bu sırada da Carcassonne onlara saldırıyor. Hadi bakalım hayırlısı. Oradaki savaş bayağı bir kaotik bir hal aldı. Bu kalsın. Sartos'a gidici gibi görünüyor. Okey. Şu derinlikleri yapalım artık. Mirmidenlere ne yapacaktım? Normal garnizon binası yapmaya karar vermiştim. Yapayım. Şunları da upgrade edebilirim bence. Hayırlısı diyelim. Buradan neden saldırı alabilirim elbette ama bakacağız. Okey. Şu artı iki kontrolü aldıktan sonra ürün kapasitesi yapabilecek herhangi bir bina yok onları maalesef. Onu geçelim. Evet evet bunu kullanıyorum. Bunu da almam lazım zaten. Tamam. Hızlı anlaşmalar. Savunma ittifakı yok. Normal bir şekilde konferasyon da var da. Ee, şey sormak istiyorum ya. Karaza Karakçığım. Şunlarla bir savaşa girmek istemez misin sen ya? bir şey mi istiyorsun karşılığında? Tamam sana satacak şehir bulurum elbet. Barakları falan satabilirim mesela belki kasvet ormanını satmayı tercih ederim tabii ki. Orayı alma fırsatım olursa. Oo <laughs> yer altından gitmeye kalkarsın ha canım benim. Ee, i̇kmal ant altını şuna İkit bu arada çok çok ağır saldırmaya başladı. Bir tane ordusunu bir Agliano'ya gönderdi. İkit'in kendi ordusu Lutini'ye geldi. Bir tane orduyu da Sartosa'ya gönderiyor. Hmm, okay. Evet, evet. Buraya, buraya ne yapabiliriz şimdi? Şuraya kadar gelebilirim. 11 kişilik garnizon artı 10 kişi burada. Bu orduya karşı durabilirim. İki testeye gelemez diye düşünüyorum. Tamam, Miragliano'yu kurtarabiliriz gibi. <laughs> Sen gel şöyle. Burada normal birim basmayı sürdür madenci de olsa sen marş vaziyetinde daha çok gelirsin muhtemelen aynen. Marş vaziyetinde gelmeye devam et. Hmm, Zaraskil ile Bilort daha basıp oraya Jio savaşçılarıyla destek olmak mantıklı olabilir ama ee, <laughs> çok parlak değil. Dur bakayım şu savaşı bir vereyim. Otomatik sonuçlandırma rahat verir diye düşünüyorum. Verze'yi daha önce kesmiştik zaten bir kez daha keselim alıştık verzek kesmeye Bunların hangisi daha çok işe yarar? Hasar direnci yüzde %40 Veya Hasar Hasar direncini her zaman tercih ederim Ne bakalım Aynen Düşük kayıp Yıldırım çarpması Garnizonun gelmesini engellemiyor tabii içeride olduğu için ama Düşük ediniz Buradan da 3-5 kuruş kazanmış olduk. Ee, bir upgrade yapalım. Ha, Kasvet Ormanı'nda zaten Argo alan aldı. Güzel. Kaç yerleşim yeri kaldı bunların ya? 3 mü? 1-2-3 Tamam ya bunları almak çok uzun sürmeyecek. Karak 8 tefe'de hemen şurada. Tamam. Bu üçünü alır. Direkt Karak 8 tefeye doğru yollarım Belegar'ı. Bu arada Belegar'la zamanında oynamıştım. Ee, ya böyle dünyanın en güçlü başlangıç ordusuna sahip falan filan böyle dört tane uber kahramanla başla falan bütün ordu bütün düşmanlarımı patır patır kesmiştim. Ondan sonra gaza gelmiştim. Lan lan. Ne gelirse gelsin keseriz lan falan gibisinden Belegar'ı böyle kendi kendine direkt e, Karak 8 tefeye yollamıştım şuradaki e, oklarla uğraşmadan önce ve e, dibimde böyle harp ordusuyla dört tane ordu birden saldırmıştı. Ben yani de dedim burada adım adım gitmek lazım. Ork e, topraklarından çok da büyük cesaret ederek langır langır gitmeye çalışmamak lazım. Orada onu öğrendim. Hayat dersi aldım bir tane. Okey. Altı e, tane yakın dövüşçü, altı tane bir tane daha yakın dövüşçü alırım ya. Hatta şunlar çok taze Bunları birleştirip daha fazla almak isterdim ama o kadar maddi gücüm yok elbette. <laughs> Heh. Derinlikler inşa edildi bu arada. Karakol detayı. Yabancı varlık. Ha, Bir de böyle bir şey yaşanmadı galiba değil mi? Ve derinlikler binaları. Bir bakalım bakalım. Karakiz orada derinlikleri kurduk. 6 tane daha doğrusu 5 tane slot var. Ana bina hariç. Dört tanesi kapalı. Bunları açabilmek için inşaat loncaları teknolojisinin araştırması gerekiyor. İnşaat loncaları teknolojisi neymiş? İnşaat loncaları şurada. Okey. Bin tane ant altın istiyor. Ona doğru gitmekte fayda var. Şimdi binalara bakalım ya. Ana bina. Ganyazan'a derebeyi sağlıyor. İkinci seviyesi bir tane yüce kralın fermanını sağlıyormuş. Güzel. Ee, daha iklimine inşa edildiğinde iki kapalı tünel açılır. Bir dakika. Bunu inşa eder etmez direkt açılıyor mu bu tüneller yoksa yine o teknolojiyi araştırmak gerekiyor mu? Tüm kapalı tüneller açılır. Ha tamam. Bunu e, upgrade ederek burayı açabiliyoruz. Belli bir maddi şey karşılığında galiba. Emin olamadım ondan. Ama inşaat loncalarını araştırırsak direkt yok oluyor. Öyle mi? Yanlış mı anladım? Neyse şunu bir kinseye çıkarır bakarız ya. Sonra bu derinler altı magma mağaraları işte geçmek için Yüce Kral'ın fermanı iki tane gerekiyor. Ve bir sürü divaf kazandırıyor bu. Ama bunu yaptıktan sonra dört turda şunu yaparsak ulusal olarak muharebeden elde edilen öğlenin nadirliğini arttırıyor. Büyüle eşya düşme şansını arttırıyor. Tüm karakterlerin tecrübesini arttırıyor. Yerel eyaletinin rütbesini arttırıyor. Ulusal olarak tur başına kazanılan birim tecrübesi arttırıyor. Yine kontrolle yozlaşma veriyor ama fena bir bira değil ya. Şu öyle nadirliği arttırmak falan. Sonra şu var. Ant altını araştırma oranı ve yetişme maliyeti azaltımı veriyor. Ardından ya bunu buna yükseltiyoruz. Aynı şeyleri dur bakayım. İnşaat maliyeti ve bakım ulusal olarak azaltıyor. Ekstra olarak. Ya da bu tarafa gidiyoruz. Ee, tur başına yerleşim yeri geliri bu güzel bir şey işte. Bir dakika. Her tur sayısı başına ...yüzde %5 yerleşim yeri geliri. Yani şu an 35. turdayım. 35 çarpı 5 işte kaç ediyor? <laughs> o kadar bu yerleşim yerinin geliri artacak. Ama sahip olan yerleşim yeri başına da %5 azalacak. Sahip olduğum yerleşim yeri de işte 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. <laughs> Pardon. Yani 35 eksi 11, 25, 20 4. 24 çarpı %5 yerleşim yeri geliri artacak yani hani 1200 geliri olduğunu düşünürsek hayvan gibi gerçekten gelir anlamına gelir. Ne kadar az toprağınız olursa o kadar da artıyor geliriniz. Bence harika bir bina gerçekten. Tabi birazcık masraflı öte yandan. Araşma oranı ant altın falan da ekstrası. Bu bina eksi kontrol artı büyüme veriyor ve yüzde yerleşim yerinin gelirinden elde edilen gelir %10. Bir sonraki seviyesi de tüm binaların geliri ulusal %5. Gayet güzel. Büyüme ve araştırma oranını da veriyor. Diğer taraftan gidecek olursak yüzey yerleşim yerinin gelirinin %20'sini, yüzey yerleşim yerinin gelirinin %30'unu veriyor. Zengin yerleşim yerleri için mantıklı olabilir. Gelir 5000'den fazla ise %10'lu, 2000'den fazlası %10'lu daha. Yani %30, %40, %50. Gelir 5000'den fazlası %50 arttırıyor oranın gelirini. 5000 oldu diyelim. 2500 oluyor. Gayet güzel. Sanki şu daha iyi. Ya. Yani ne kadar zengin olduğuna bağlı yerleşim yerinin. Bu vila altını tur başına eksi veriyor. Gelir kazandırıyor düz ve eksi kontrol veriyor. Şu tarafı daha fazla antaltını kazandırıyor ve yerleşim yeri geliri ne kadar fazlaysa 10-20-20 daha kazandırıyor. Toplam 10-20-30-40-50 60 Antalyasını kazandırma ihtimali var buranın. Yani. Heh. Bu taraf daha fazla gelir. Ve daha fazla gelir. Düz gelir. Ama kontrolü gerçekten çok azaltıyor. biraz tehlikeli. Bu bina kazanılan gelir veriyor. Cebini binası tüketiyor ve kontrol veriyor. Savaş öncesi teknolojisiyle daha fazla gelir. Kontrol arttırımı ve daha fazla bir şeyi. Evet. Bu teknolojilerde aynı şeyi yapıyor. Bunun üst seviyesi. 3 teknolojiyi araştırmak gerekiyor ve gelir veriyor, bira tüketiyor, kontrol veriyor eşek gibi. Ayrıca bir puanı, kahraman kapasitesi ve bir kaynağı veriyor. Peki, enteresan bir bina, güzel bir bina. Bu bina ise derinleraltı altı ticaret yolları büyüme veriyor, ticaret tarifeleri gelir veriyor ki tarife geliri neredeyse hiç etki etmez, onu geçin. Üretilen ticari kaynağı %10 veriyor. Fena değil ama çok etkileyici de değil. Herhangi bir komşu bölge bir ticaret fraksiyon, cüce fraksiyonu yerindeyse, ise kendinizinkiler hariç ticaret tarifi araştırma oranı diplomatik ilişkiler üretilen ticari kaynak. Fena değil ama diğerleri daha etkileyiciydi bence. Ki yani komşum cüce fraksiyonu varsa bile onun bir gün konferansına katmak isteyeceğim için. Yani bu derinler binaları zaten genel olarak çok fazla yayılmayan cüce oyuncular için az sayıda yerine sahip cüce oyuncular için daha faydalılar. Ee, son olarak bu bina gelir değerli taş demir marmer ki şey açısından çok önemli bu arada bunları yapmak için sonuçta bazı kaynaklar gerekiyor ya mermer yok elimde mesela onu yaparsam direkt mermerim olmuş olacak onları veriyor ordu kabiliyeti veriyor bölgedeki ordular için ve bunlar için eksi diplomatik ilişki veriyor önemli değil onlar Noktaya, bu da güzel yani. En azından bir tane olması şartından onun içinde bir de savunma binaları var. Para ve ant altını harcayıp bu binayı yaparsak diplomatik ilişkiler düşüyor cücelerle ve tüm fraksiyonlarla. Büyüme sıfırlanıyor. Neredeyse eksi yüz büyüme veriyor. Ama kuşatma zayiatının gençliği oluyorlar ve savunma konusunda çok daha güçlü oluyor ve iki tane demir kram veriyor. Yani Burayı savunmak istiyorum derseniz bu binayı yapmak mantıklı ama Eksi e, ilişkileri göz önünde bulundurursanız. Son olarak bir de bu bina var. Bu da son davi kalana kadar. Bu yerleşim yeri düşman bir ordu tarafından işgal edilirse ele geçirilmek yerine yıkılır. Patlıyor yani burası bildiğin. E, Okey. Burayı düşman eline geçmesinin engellenmesi için. Ben bölgedeki ölüler. Keşke o orduya hasar da verse ama. Öyle bir şey olmuyor. Enteresan bir bina. Ve bu uh, dört tane katil birimi sağlıyor. İkisi de dev öldüren hem de. Okey. Bayağı ilginç şeyler var gördüğünüz üzere. Hangisinden gitsem acaba? Şu çok ilgi çekici ya. Şunu bir yapmadan olmaz sanki. Onu yapmadan olmaz evet. Okey. Belgar'ın şunlarını bir atalım bir arkadaş burayı kullanmadığım için isyan etmiş yorumlarda kullanayım bari. Çok alışkanlık meselesi ya orayı kullanmaya çok alışık değilim bir de yani tam şu an kullanması kolay da daha sonraki böyle lord sayısı arttıktan sonra sağa gidip kullanmak falan gerekiyor saçma sapan her şey karışıyor çok pratik bir yer değil bence. Şimdi izlemek evet ya işine yarayabilir belki. <laughs> Yine orayı kullanmadım değil mi? Okey sen buradan gel sen buradan gel Şuradan devam edelim. Tamamdır. Anlar tamam. Ant altınlarım çok yeterli değil. Ulu garis, kitabı kalsın. Şu Karaza Karak'ta bir daha konuşayım. Şimdi ordularını yendim ya bunların. Ama yani savaşa katılsa bile artık istemem ya. Artık ki zaten çok da istemiyor. Artık onları alması çok zor değil. şehirleri kaybetmeye ufaktan başlıyoruz. Okey, Ski'ye bundan saçma hareketler geldi yine. Ben hazır. Uğrunda ölünesi bir şarap, Karakizor. Topraklarınızdan geçmekte olan kuvvetlerinizin yanına orta yaşlı, isminin Marlen olduğunu söyleyen kadın bir şarap tüccarı yaklaşıyor. Biraz yaşlı görünse de üzerinde olan dışı olarak bile tanımlanabilecek, ee, gayet genç bir dinçlik olduğu da aşikar. Bu merak uyandıran durumun uygun fiyata sattığı rüya şarabı adında bir şeyle ilgili olduğu ortaya çıkıyor. Kadın bunu içmenin sıhhat, uzun ömür ve genç bir görünüme sahip olduğunu anlatıyor. E, sebep olduğunu anlatıyor. Karanlık kıvamlı şarap için küçük bir miktar para aldıktan kısa süre sonra oradan ayrılıyor ve yakınlardaki bir üzüm bağına doğru gidiyor. Ha, hani şey alışılmadık lokasyon çıkmış diye bir tane şurada. Bununla alakalı. Hazineden 20 lira ver, verdik ve bir testi rüya şarabı aldık. Bu savaşta ölü yerine yaralanır. Karakter daha fazla sevgiye kazanıyor. Fiziksel direnç %20 ve kırılmaz. Bir testür ya Bunun e, negatif etkileri de olacakmış gibi hissediyorum ben. Çok e, Slanish, muhabbetine benziyor bu ama hayırlısı bakalım. Bir testür ya şarabı. Belegara vereyim mi? Belamı arayayım mı? Hepsinin eşya. Al bakalım ya. Ya bir dakika sen alma diğer tarafa vermek istiyorum. Belegar zaten kırılmaz. Sen al bakalım ne oluyor. Zaten ölmesini engellemiş oluyoruz bu sayede. Bu arada ekstra bir şeylerim, itemlerim varsa onlara da bakayım. Okey. Bakalım ne çıkacak o testiden ya. Skaven saçma hareketler yapıyor demiştim. Miragdiano'ya gelen orduyu geri çekti. Yani geri çekmek yerine aşağı gönderse çok daha mantıklı olurdu burayı almak yerine talan etti. E, Sardosa'ya gelen ordusunu da Tobara'ya gönderdi. yani neden? İnsan neden diye soruyor. Neyse ama onlara karşı ne yapacağımı bir sonraki bölümde hesap edeyim. Bu bölüm burada sonlar bunun vakti geldi. i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.